Antep'teki Fransız işgaline direnişte savaşan yiğitlere sağdan soldan bulunmuş, son fişekler de dağıtıldıktan sonra Özdemir Bey'i bir korku alır. Bu mücadele için her şeyden önce mermi gereklidir ama son mermiler harcanmaktadır. Ne yapılmalı? Bunca yiğidin kanıyla yaptığı bu mücadeleye nereden ve nasıl mermi sağlanmalıdır? Bu karanlık düşüncelerle boğuşurken birden Özdemir Bey ne yapması gerektiğini bulur. Lohanzade Mustafa ile Demir Yusuf'u acele evine çağırtır. Onlar niçin çağrıldıklarını anlamaya çalışırken açıklar Özdemir Bey. Silah fabrikası kuracağız. Fransız nasıl kurduysa, Ermeni nasıl kurduysa biz de kuracağız der. Gelenler fakat komutanım demeye çalışırken Özdemir Bey onları susturarak fakatı makatı yok. Taşıma suyla değirmen dönmüyor. Fransızlara şimendiferlerle vagonlarla silah geliyor. Biz beygir sırtında, insan koynunda binbir meşakkate katlanarak, binbir tehlikeyi göze alarak Beyrut'tan, Halep'ten silah, mermi getirmeye çalışıyoruz. Kendi silahımızı, kendi mermimizi kendimiz yapmalıyız der. Mustafa Bey ve Yusuf, fakat Özdemir Bey memlekette tamirci bile yokken silah fabrikası kurmayı nasıl düşünebiliriz diyerek itirazlarını dillendirirken Özdemir Bey, bunu düşünemezsek zaferi kazanamayız. Zafere inanacağız. Kendimize inanacağız. Milletimizin kudret ve kabiliyetine inanacağız. Ve tabii silah fabrikası kurabileceğimize de inanacağız diyerek fikrinde kararlı olduğunu belirtir. Demir Yusuf ne diyeceğini şaşırır. Lohan'ı Nurettin itiraz eder. Bizden yüz binlerce mermi imal etmemizi istiyorsunuz ama elimizde bir gram kurşun yok. Bir tabaka tutya yok, bakır yok, barut yok. Hiçbir şey yok. Özdemir Bey yanıtlar. Arkadaşlara talimat veririm. Yarından itibaren cami, bedesten, hamam ve şadırvanların kubbelerini kaplayan bütün kurşun levhaları söküp buraya getirirler. Evlerdeki ve dükkanlardaki tutyalardan yapılan olukları ve çatı kaplamalarını da söküp getirirler. Bakır ihtiyacını evlerdeki bakır mutfak eşyalarını eriterek karşılarız. Size kervan yüküyle balta, kazma, nacak, bıçak, çift demiri temin ederim. Harp sadece ateş hattında çarpışmakla kazanılmıyor. Dişimizle, tırnağımızla savaşmazsak, kapkacağımızla vuruşmazsak, yani bütün varlığımızı, hatta canımızı ortaya koymazsak, bilelim ki namusumuz payimal olur. Zaten ben sizden yalnız mermi yapmanızı istemiyorum ki, bomba da yapacaksınız. Arızalı tüfek ve tabancaları da tamir edeceksiniz. Elimizdeki Alman, İngiliz, Fransız tüfeklerini de yapacağınız mermileri atacak şekilde değiştireceksiniz. Bunun için ben şehirdeki bütün zanaatkarları fabrikaya getirtirim. Özdemir Bey o gece Lohanlı Mustafa Nurettin Efendi'yi Antep Silah Fabrikası'na genel müdür, Demir Yusuf Usta'yı da mühendis tayin eder. Heyeti merkeziye Sabun Han'ını hemen boşalttırıp Lohanlı'ya verir. Özdemir Bey'in bir emriyle şehirde ne kadar zanaatkar varsa, tüfekçiler, dökümcüler, kuyumcular, demirciler, marangozlar koşa koşa gelirler. Savunma tarihinde görülmemiş bu fabrikada günde 3 vardiya halinde 24 saat hizmet veren 1200 işçi ve birçok ustabaşı, usta ve kalfayla geceli gündüzlü çalışılır. Fabrikada 12 kısım vardır. Tamirhanede her nevi tüfek, mitralyöz, kasatura ve otomatiklerle tüm alet ve makinaların tamirleri yapılır. Demir Yusuf Usta, mermisi bulunmayan 3 Lewis otomatik tüfeğini eye, matkap ve diğer aletlerle Türk mermilerini atabilen hale getirir. Bu nedenle Yusuf Usta'ya Yıldırım Yusuf, makineli tüfeğe de Yıldırım Yusuf tüfeği denmeye başlar. Kapsülhanenin başında Tevfik Usta vardır. Önce kapsül makinası, bomba fitili makinası ve fişek doldurma makinasını yapar. Çatışma sonrası çetelerin kullandığı fişeklerin boş kovanlarını küçük çocuklar toplayıp kapsülhaneye götürür. Bunlar yeniden doldurulup kapsülü de takılarak sandıklanıp yeniden dağıtılır. Günde 10 bin kapsül, 6 binden fazla fişek yapılır. Bu işte çalışanlar 8-10 yaşlarında kız ve erkek çocuklarıdır.
Dökümhanenin ustaları ise kuyumcu Sait Efendi, Mısırlı Mahmut ve müzik öğretmeni Hilmi Bey'dir. Burada günde 50 kadar el bombası dökülür. Tamirhane kısmında tesviyesi yapılır. Dinamithane kısmında da içi doldurularak cephelere gönderilmeye hazır hale getirilir. Barut İmalathanesi'nde Bektaşi Baba Cafer'le Kör Ökkeş vardır. Barut, güherçile, kükürt ve söğüt kömürüyle yapılır ama bunlar olmayınca ne yapılacağını Cafer Baba bulmuştur. Mağaraların duvarlarında, kalenin eski burçlarında yüzyıllardır rutubetle toplanmış küfleri Antep'in fedakar kadınlarına ve çocuklarına kazıtıp baruthaneye getirtir. Kazanda eritir, süzer, halis güherçile elde eder. Heyeti merkeziye esnafta ne kadar kükürt varsa toplatır. Söğüt kömürüyle beraber potalara konur, karıştırılır, dövülür ve İngiliz barutuna benzer iyi kalitede bir barut elde edilir. Kadınlar, çocuklar senelerden beri temizlenmeyen mağaraların, mahzenlerin duvarlarını badana edilmiş gibi silip süpürürler. Torba başına ücretleri çocuklara 3 aferin, büyüklere 1 Allah razı olsundur. İmalathanedeki işçilere ise günde bir avuç fıstık ve arpayla acı zerdali çekirdeği unundan yapılmış 25 dirhem ekmek verilir. Herkes yarı açtır ama kimse şikayet etmez. Bu işçilerin büyük çoğunluğu şehit çocukları, eşleri, anası babası yıkılan binaların altında kalmış öksüz çocuklar ve kadınlardır. Özdemir Bey'in emriyle işçi olarak öncelikle alınmışlardır. Çünkü fabrikada çalışarak hiç olmazsa yiyeceklerini temin ederler. O karınları yarı aç, üstü başı perişan çocukların aferini alınca boşalan torbasını alıp yeniden doldurmaya koşmasını görüp de ağlamamak mümkün değildir. Dinamithaneye gelince Fransızlar tarafından atılıp da patlamamış 15,5'luk top gülleleri toplanıp fabrikaya getirilir. Bunlar çok dikkatle matkap tezgahlarında delinerek içindeki dinamitler çıkarılır. Bu dinamitler ustaların döktüğü bombaların içine doldurulur ve tekrar cephelere gönderilir. Ayrıca dinamithanede sahan bombası da imal edilir. İçine demir parçaları ve barut doldurulan bir sahanın üzerine aynı büyüklükteki bir başka sahan kapatılır. Bu iki sahan fitil takıldıktan sonra perçinlenip lehimlenerek tahrip gücü yüksek bir bomba elde edilir. Buna da Özdemir bombası adı verilir. İmalat-ı Harbiye fabrikasında çok önemli bir şey daha yapılır. Özdemir Bey'in emriyle fabrikanın bir yanında Mektebi Sanayi adıyla bir okul açılır. 5 erkek, 2 de kadın öğretmen getirtilir. Küçük çocuklara fabrikadaki çalışmalarının dışında ders verilir, okuma yazma öğretilir. Hiç kimsenin yarınından emin olmadığı, ölecek mi, kalacak mı bilmediği o günlerde bile bu çocuklara okul açmak ne kadar büyük ileri görüşlülüktür. Antep savunmasında hem cephede hem de cephe gerisinde bilfiil görev yapan İstiklal madalyasıyla taltif edilen tüfekçi Yusuf Usta, 1971 yılında vefat eder ve büyük bir törenle defnedilir. Lohanzade Mustafa Nurettin'e de Büyük Meclis tarafından cephe gerisinde önemli faaliyette bulunanlara verilen beyaz şeritli İstiklal madalyası verilir. 1923-1925 yılları arasında Kırıkkale Silah Fabrikası'nda görev yapar. 1933'te verem hastalığından tedavi gördüğü Heybeliada Sanatoryumunda hayata veda eder. Hepsinin ruhları şad olsun.